Merhaba sevgili öğrenciler, Osmanlı Diplomasisi dersimizin 7. ünitesi olan Modern Osmanlı Diplomasisi ve Pratiği 1839-1878 ile karşınızdayız. E, bu tarihlere baktığımızda 1839 yılı Tanzimat Fermanına işaret etmekte, 1878 yılı ise Ayastefonos Barış Anlaşmasına işaret etmektedir. Bu ünitemizin konuları da bu yıllar arasında gerçekleşen olayları ele almaktadır. Ee, öncelikle 1839 Tanzimat Fermanı Osmanlı modernleşmesinde önemli bir yerdedir. Bu ferman ile birlikte artık Osmanlı modernleşmesi bir süreklilik kazanmış ve devlet politikası haline gelmiştir. İkinci Mahmut döneminden bahsetmiştik ünite 6'da. İkinci Mahmut döneminde günümüzdeki Dışişleri Bakanlığı benzeri olan Hariciye Nezareti kurulmuştu. Bu dönemde ise ee, Hariciye Nezareti Teşkilatı'nın tamamlanmıştır. Hariciye Nezareti Teşkilatı'na baktığımız zaman e, şu şekildedir. Sefareti Kübra yani Büyükelçilikler, Sefaret, Elçilikler, Baş Şehbenderlikler yani Baş Konsolosluklar, Şehbenderlikler, Konsolosluklar, Şehbender Vekaletleri ve Tüccar Vekaletleri bulunmaktadır. Osmanlı diplomasi faaliyetleri bu yıllar arasında ...az önce saydığımız bu başlıklar çerçevesinde hiyerarşik olarak gerçekleşmektedir. Yine bu dönem içerisinde çok sayıda dış temsilcilik açılmıştır farklı sayıda ülkelerde. E, modern Osmanlı diplomasisinde artık bu dönemde bürokratlar dönemi başlamıştır. Bu bürokratlardan kastımız dil bilen, dış işlerini yürüten ve bu alanda özel eğitim almış kişiler olmaktadırlar. Bu döneme baktığımız zaman e, Osmanlı diplomasisine yön veren dört... Önemli sadrazam bulunmaktadır. Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa ve Nedim Paşa'dır. Bu paşalardan Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı olan Mustafa Reşit Paşa İngiltere yanlısı bir siyaset izlerken Ali Paşa ve Fuat Paşa Fransa, Nedim Paşa ise Rusya yanlısı bir siyaset izlemişlerdir. Daha doğrusu e, devletin politikasını, devletin e, anlaşma ve müttefiklik ilişkilerini kendi e, yanlısı olduğu ülkenin siyaseti doğrultusunda ilerletmek istemişlerdir. Fakat buradan şunu anlamamak gerekir: e, bu kişiler e, Osmanlı ile başka e, yanlısı oldukları ülkeler arasında bir işbirliği, bir iç pazarlık kurmamaktadırlar. Bunların temel amacı e, Osmanlı Devleti Eski güçlü günlerine döndürebilmek, devletin varlığını sağlayabilmek ve daha fazla toprak kaybını önleyebilmek için bu ülkelere yakın durmalıyız gibisinden bir tavsiye, bir içten gelen bir istek şeklindedir. Yine bu dönemde bu dört önemli sadrazamın yakın oldukları ülkelerle birlikte çeşitli ittifak arayışları ön plandadır. Ee, ancak bu dönemde e, ortaya çıkan bir zafiyet İstanbul'daki elçilerin yani yabancı ülkelerin elçilerinin e, önemlerinin giderek artması ve Osmanlı iç işlerine karışır hale gelmeleridir. E, kendi istekleri doğrultusunda e, Osmanlı devletindeki sadrazam atamalarına, işte çeşitli yönetici atamalarına karışmakta. E hoşlarına gitmeyen bir yönetici atandığı takdirde e, kendi ülkelerinin çıkarlarının olumsuz etkileneceğini öne sürerekten bir gizliden bir tehdit yaparak Osmanlı iç işlerine müdahalede bulunmaktadırlar bu dönemde. Yine bu dönemde bir önceki dönemlere benzer bir şekilde Osmanlı Devleti çok büyük sorunlarla uğraşmışlardır. Diplomatlar da bu sorunları askeri yollara başvurmadan en az hasarla çözebilir çözerek devletin biraz daha uzun süre yaşamasını sağlamaya çalışmışlardır. Bu Önemli sorunlardan bir tanesi kutsal yerler meselesidir. E, bu mesele Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle başlamıştır. E, kutsal yerler meselesi, yerler meselesi Kudüs'teki bazı kutsal mekanların Ortodoks ve Katolikler tarafından kullanılması amacıyla başlayan bir rekabet neticesinde ortaya çıkmıştır. Ve Ortodokslar adına Rusya, Katolikler adına da Fransa ön plana çıkarak Kudüs'teki kutsal yerlerin kendileri tarafından ağırlıklı olarak kullanılması amacıyla Osmanlı iç işlerine karışmaya başlamışlardır. Bir diğer sorun 1853 Kırım Savaşı'dır. Bu savaş Rusya'nın Eflak ve Boğdan topraklarını işgal etmesiyle başlamıştır. Osmanlı bu savaşı önlemek için birçok reform yapmış ama artık savaş kaçırılmaz hale gelmiştir. Bu savaşta önemli gelişmelerden bir tanesi... Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcu almasıdır. Bir önceki ünitemizde bahsetmiştik. İngiltere'den dış borç istenmiş ancak karşılık alınamamıştı demiştik. Fakat bu dönemde ilk dış borç alınmıştır. Ve Kırım Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında Rusya'ya karşı birçok müttefik yer almış. İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piemonte yani İtalyan Krallığı bu dönemde Osmanlı tarafında olmuş ve Osmanlı savaşı kazanmıştır. ...askeri olarak kazanmıştır. Ama tabi savaştan sonra yapılan... ...konferansla birlikte... E, ...ortaya çıkan maddelere baktığımız zaman... ...Osmanlı adeta savaşı kazanan değil... ...kaybeden tarafmış gibi gözükmektedir. Ve yine savaş tazminatı... ...ve toprakta elde edememiştir. Kırım Savaşı... ...yani 1853 Kırım Savaşı'ndan sonra... ...1856 yılında... ...Paris Konferansı toplanmıştır. E, bu konferans... E, savaşı sona erdirmek üzere toplanmıştır. Ancak e, birçok e, farklı yönelimde bu konferans sırasında ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Osmanlı'nın iç işlerini ilgilendirecek bir maddenin konferans metnine konulması çabasıdır. Tabi Osmanlı diplomatları bu çabayı sezmişler ve e, bu Osmanlı iç işlerine karışılmasını engellemek amacıyla e, ıslahat fermanını duyurmuşlardır. Ve ıslahat fermanıyla biz kendi ülkemizdeki gayri Müslümlere ve azınlıklara yönelik her türlü tedbiri aldık artık herhangi bir maddeye gerek yoktur mesajını vermeye çalışmıştır ama tabii e, bu konferansın e, bir amaçlarından bir tanesi de Osmanlı toprakları ve e, Avrupa barışını Osmanlı toprakları üzerinden sağlama gayesidir yine Kongrede 7. madde önemlidir. Bu madde ile birlikte Avrupa devletleri Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü tanımışlardır. Ama madde yani kağıt üzerinde tanınmıştır. E, zaten e, ilerleyen yıllarda daha da önemli miktarda toprak kaybeden Osmanlı'nın e, yaşadığı olaylar bu maddenin ne kadar da e, uygulanmadığını gösterecektir bizlere. Konferansın bir diğer önemli maddesi 9. maddedir. Bu madde de doğrudan... Osmanlı iç işlerine karışılmasına olanak tanımıştır Avrupalı devletlerin. Ve bu dönemde e, savaşı kazanan taraf olan Osmanlı'nın konferans sonucunda savaşı kaybetmiş tarafmış gibi e, birçok olumsuz maddeyle konferanstan ayrılması e, bu konferanstaki diplomatların performansının şu an derece yetersiz olduğunu bize hissettirmektedir. Bu konferansın önemli sonuçlarından bir tanesi Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarının Avrupa meselesi haline getirilmesi ve buradan hareketle Avrupa Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayı kendilerine bir hak görmesi şeklindedir. Ki bunun doğrultusunda da birçok yine sorun ortaya çıkmıştır. Ee, 1857 62 Eflak Boğdan meselesi, 1858 Cidde olayları, 1860-61 Lübnan meselesi ve 1866-67 Girit gerit isyanı bu içişlerine karışılmanın doğrudan örneklerini e, bünyesinde barındırmaktadır. Örneğin, Eflak ve Boğdan prenslikleri birleşerek e, Romanya adını alması ve bu dönemde Osmanlı'ya yapılan baskılar neticesinde Osmanlı'nın bölgedeki asker varlığını azaltmak zorunda kalması bir içişlerine müdahale örneğidir. 1858 yılında Cidde'de çıkan olayların ardından İngiliz ve Fransız konsolosların öldürülmesini bahane eden bu devletler Cidde'ye Cidde'yi bombalamış, Cidde'ye asker çıkartmış ve suçlu olduğunu düşündükleri 10 kişiyi de oradan idam etmişlerdir. Bu da o dönemde Osmanlı toprağı olan Cidde'de yabancı devletlerin doğrudan iç işlerine karışmasına bir örnektir. 1860-61 Lübnan meselesi de İngiliz ve Fransızların rekabet ortamına dönmüştür. Ee, İngilizlerin desteğini alan Dürziler ve Fransızların desteğini alan Maroniler, bunlar e, Lübnan'da yaşayan hakim iki e, grup diyebiliriz. E, kabile ya da etnik grup da diyebiliriz. E, bunlar arasındaki çatışmaları şiddetlendirmeleri ve bu çatışmaların Suriye'ye kadar yayılması ve ardından e, bu devletlerin Osmanlı'ya bir baskı yaparak 1861'de Lübnan nizam, nizamnamesini imzalatıp Lübnan'ın başına Hristiyan bir vali atanmasını sağlamaları da içişlerine müdahalenin bir örneğidir. Bir diğer örnekte 1866 Girit isyanıdır. Girit isyanında da Rusya ve Fransa Osmanlı içişlerine dahil olmuş ve Girit'in yarı otonom bir özellik almasını sağlamışlardır. Bu da ilerleyen yıllarda Girit'in bağımsız olması ve ardından Yunanistan'a katılmasına neden olmuştur. Şimdi bu dönemdeki gelişmelerden önemlilerinden bir tanesi de 1867 yılında gerçekleşmiştir. Ee, i̇lk olarak bir Osmanlı padişahı e, bir Avrupa seyahati düzenlemiştir. Sultan Abdülaziz bu dönemde Paris ve Londra başta olmak üzere ve yolculuğundan dönüş esnasında Avrupa'nın çeşitli önemli şehirleri olmak üzere birçok yerde bulunmuş ve diplomatik ilişkiler yürütmüştür. Ama tabii e, bu sürecin ardından e, Yine Osmanlı'da e, istenmeyen, Osmanlı Devleti tarafından istenmeyen bir sürü sorun ortaya çıkmıştır. Hersek isyanı ile ortaya bir Balkan meselesi sorunu çıkmış ve bu meselenin devamında gerçekleşen birçok olayın ardından 1877 yılında bir Rus Savaşı olmuştur. Yine 1876 yılında İstanbul'da bir tersane konferansı yapılmış. Bu konferans devam ederken Osmanlı Devleti Balkan topraklarına müdahale edilmesini engelleyebilmek amacıyla meşrutiyeti ilan etmiştir. Fakat e, yine de bu meşrutiyetin ilanına rağmen müdahaleler kesilmemiş, bu konferansın ardından ağır kararlar alınmıştır. Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyeceğini bildirmesi üzerine tekrar bir konferans toplanmış. Bunun ardından 1877 Londra Protokolü imzalanmıştır. Fakat Osmanlı Devleti yine çok ağır kararlar içeren Londra Protokolünü de kabul etmemiş. Bunun ardından Ruslar e, saldırıya başlamışlar ve Doğu'da Erzurum, Batı'da İstanbul olmak üzere Osmanlı sınırlarını e, giderek küçültmüşlerdir. İngiliz donanması da e, bu kapsamda Rusya'nın İstanbul'a yaklaştığını görerek Tuzla'ya gelmiş. E, fakat Ruslar İngilizlerin bu müdahalesinden hareketle tekrardan saldırıya geçmişler ve bugünkü İstanbul işleri sayılabilecek köye kadar ilerlemişlerdir. Bunun ardından ise Osmanlı için çok ağır bir anlaşma olan 1878 Ayastefanos Anlaşması imzalanmıştır. Bu Osmanlı tarihinin en ağır barış anlaşmalarından bir tanesidir. Bu anlaşma ile birlikte 1856 Paris Kongresi ile yeni bir diplomatik düzen oluşmuştu. Artık bu anlaşma e, bu diplomatik düzeni sonlandırmıştır. Çünkü bu anlaşma ile birlikte artık Ruslar ee, Avrupa ve Balkanlar tarafında, Doğu Avrupa tarafında çok üstün bir güç haline gelmiş. Dengeler Rusya lehine bozulmuştur. Ee, 7. ünitemizde de ele alacağımız konular bunlardı. Üniteyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. 8. ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.